Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde bazı gök cisimlerinin mevkilerini bulmayı öğreneceğiz. Bu mevkilerini bulurken Notik Almanak dediğimiz kitaptan yararlanacağız. Notik Almanak kitabımız 2009 yılına ait. 2009 yılındaki bu gök cisimlerinin konumlarını bulacağız. Tabi sizler gemiye gittiğiniz zaman bulunduğunuz yılın kitabı gemide olacaktır. Eğer yoksa şirketten temin etmeniz gerekiyor. Bu yılın arkadaşlar güncel olması lazım. Çünkü bulunduğunuz yıla göre sizler gemide koordinatını bulacaksınız ilgili gök cisminin. Şimdi dersimize geçelim. 29 Mart 2009 günü saat 07:10:10 GMT'de Aries koordinatlarını bulunuz demiş. Şimdi burada önemli olan dikkat etmemiz gereken tarih. 29 Mart 2009. Şimdi bizim notik almanağımız arkadaşlar zaten 2009. 2009 tarihine ait. Biz buradan 29 Mart tarihini açacağız. February diyor bakın Şubat. Devam ediyoruz. Mart'a geldik. 11, 12, 13 Mart. 23, 24, 25, 28 ve şu an 29 Mart 2009 gününe ait almanaktaki ilgili sayfayı görmekteyiz. Bakın bizden Aries'i istemişti. Aries'imiz burada. Bu tarafa doğru ilgili gök cisimlerinin isimleri yer alıyor. Öncelikle biz Ari'si öğreneceğiz, daha sonra diğerleriyle ilgili de örnekler çözeceğiz. Şimdi Ari'si bulduk. Saat kaç diyor? 07:10:10. O zaman biz buradan 07'yi bulacağız. Saat 7'deymiş. 7'yi 10 geçe ve 10 saniyesinde belirtmiş burada. 7'yi bulduk. Bakın arkadaşlar 29 Mart diyor ya. Öncelikle şuna da bir değinelim. Bakın burası şu satır 29 Mart. Aşağıdaki şu satır 30 Mart. Diğeri de 31 Mart oluyor arkadaşlar. Bize 29 Mart demiş. Hemen 29 Mart'ın olduğu satıra bakacağız. Saat 7 diyordu. Bakın tam saat 7 burası. Saat 7'de G aşımız 291 derece 49.1 dakikaymış. Şimdi biz bunu buradaki sayfamıza yazalım. G aşağı Aries. Aries'in gösterimi bu şekildeydi. Hatırlayın. Eşittir neymiş? 291 derece 49.1 dakikaymış. Diğer önemli bir olaysa arkadaşlar Declination. Declination neydi? Meyildi. Bizim Aries noktamızı daha önce anlatmıştık. Aries noktası gök ekvatoru üzerinde olduğu için bizim G aşağı Aries'imizin meyili arkadaşlar sıfırdır. Çünkü her zaman gök ekvatorunun üzerinde olan bir noktada olduğu için. Onun için biz Aries noktalarının Declination değerlerine bakmayacağız. Zaten sıfır derece. O zaman aklımızda bulunması için buraya dek eşittir 0 derece diye yazalım. Her zaman Aries noktasında bizim mailimiz 0'dır. Çünkü Aries noktası gök ekvatoru üzerindedir. Soru çözerken arkadaşlar bu GSA ve işini bu şekilde yazın. Çünkü karışıklığa sebebiyet veriyor genellikle. Şimdi G aşağı değerimizi bunun altına yazalım. Neymiş? 291 derece 49,1 dakikaymış. Declination'ımız ışınımız zaten 0 derece. Bu değerimiz bizim saat kaç için? Saat 07 içinmiş. Şimdi 07 için bunu bulduk. Hocam bizim 07 10 dakika 10 saniyemiz nereye gitti? 07'yi tamam bulduk da şu 10 dakika 10 saniyelik kısım nereye gitti? Onu da arkadaşlar şu şekilde bulacağız. Bakın onu buraya yazalım. 10 10. Almanağın ilgili sarı sayfaları var. Tabi bizim almanağımızda bu sarı sayfaların olduğu kısım sarı değil. Şu şekilde siyah arkadaşlar. Sizin belki almanağınızda bu sayfalar siyah değil de sarı olacaktır. Şimdi almanağımızın bu sayfalarını açtık. Bakın şuralarında 4 dakika 5 dakika yazıyor. Bizimki kaç dakikaydı? 10 dakikaydı. O zaman 10 olan yerini bulacağız. Hemen geldik 10 dakika olan yerini bulduk. Şimdi burası 10 dakika arkadaşlar. Kaç saniye gitmiş? 10 saniye gitmiş bizim sorumuzda 10 istiyordu. Bakın burası da 10 saniye gördük mü? Şimdi şuradaki sütunlara bakın. Sun planet yani güneş gezegenleri Aries ve Ay. Bizden Aries'i istiyordu. Aries'in sütunundan burayı buluruz. Bakın o zaman burasıymış. 2 derece 32.9 dakikaymış. Düzeltme oranımız bu olacak. Hemen onu arkadaşlar bu bulduğumuz değeri G aşağı G aşağının alt kısmına yazıyoruz. 2 derece 32.9 dakika bulmuştuk. 2 derece 32,9 dakika bulmuştuk. Şimdi bu toplanacak mı yoksa çıkarılacak mı hocam diye soracaksınız. Onu da şu şekilde buluyoruz. YŞA ariyesimiz saat 7'de buydu. Saat 8'de bakın artış göstermiş. 306 derece 51.6 dakika olmuş. Bakın artış gösterdiği için 7 saat 10 dakika 10 saniyede de artış gösterecektir. Onun için bizim bulduğumuz buradaki düzeltme miktarımız artı olarak bulunmuş olacaktır. Bir de bizim V ve D düzeltmelerimiz var. Bu düzeltmeler mail ile ilgili olduğu için arkadaşlar... Bunlar da 0 derece olarak Aries'imizde kabul edilmektedir. Bu düzeltmeleri nereden e, buluyorsunuz hocam diyecek olursanız bunlar ilgili almanağın aşağı arkadaşlar en alt kısmında verilmekte. Şöyle sizlere göstermeye çalışayım. Bakın e, şurası Aries'te Aries'te böyle bir şey yok. Bakın burada V ve D düzeltmesi var. Bu hangi gezegenmiş? Venüs gezegeniymiş. Venüs gezegeninde böyle bir düzeltme oluyormuş. Ama Aries çizgimiz neydi? Gök ekvatorunun üzerinde olan bir nokta olduğu için kesinlikle Aries noktamızın V ve D düzeltmesi olmuyor. Onun için V ve D düzeltmelerine 0 derece yazdık. Şimdi arkadaşlar bunların toplamasını yaparak bizim GSA Aries'in koordinatlarını bulmuş olacağız. Toplama işlemimizi gerçekleştirdik. Bulduğumuz değerlerden G aşağı bizim boylanmamız, declination ise bizim enlem değerimiz olmaktadır. İkinci sorumuz da Venüs gezegeni ile ilgili. 29 Mart 2009 günü saat 07.10.10 GMT'de Venüs gezegeninin koordinatları nedir? Almanağımızı alıyoruz. Yine 29 Mart 2009 gününü açıyoruz. Şimdi Venüs gezegenimizin olduğu noktaya bakalım. Burası Venüs gezegenimizin bulunduğu nokta. Saat kaçmış yine aynı saatleri verdim. Hani anlayabilmeniz için kafamız karışmasın diye. Saat 7 için bakın. Venüs'ün GHA değeri burada. Dek değeri de arkadaşlar tam olarak burası. North e, anlamında bunu kullanıyor. Kuzey anlamında. Bakın 9 derece 51.8 dakikaymış dek değeri. Şimdi onları biz arkadaşlar buradaki yazdığımız yere geçirelim. Şimdi de artmalar ve düzeltmeler dediğimiz sarı sayfalara giderek şu 10 10 değerindeki düzeltmeleri bulacağız arkadaşlar. Tabi bu 10 10'u bulurken bir de bizim V ve D düzeltmelerimiz vardı Venüs gezegeninde. Bu V ve D düzeltmelerinde şuraya not alalım. V yazalım, bir de D yazalım. Bunların değerini de buraya not alacağız. Bunlar da almanağın en altında Venüs tam olarak almana dik olarak gösteremeyeceğim. Venüs gezegeninin bulunduğu noktanın değerleri şurada. Bakın V'si 3.7 imiş. D'si de 0.9'muş. Onları buraya not alacağız şimdi. V'miz 3,7 imiş. D'miz de 0,9'muş. Şimdi sarı sayfalara geçiyoruz. Bizim kitabımızda sarı sarı değil de siyah olarak gösterilmişti. 10 dakikayı hemen bulduk. 10 dakika 10 saniyeydi tam olarak burası. Bizim tabi bu Venüs gezegenimiz olduğu için Sun Planet'a bakacağız çünkü bu Venüs bir Güneş gezegeni. Sun Planet'tan 2 derece 32.5 dakika olarak düzeltmemizi bulduk. Bunu ilgili yere yazmamız lazım şu an. Şuraya 10 onun karşısına 2 derece 32.5 dakika diye yazarım. Dek değerine herhangi bir şey yazmıyoruz. Şimdi de V ve d düzeltmesine geldik. Şimdi bakın burada V ve D düzeltmelerimizi göstermiş. Buradan bakın 10 dakikamızın olduğu kısımdaki V ve D'den gireceğiz. Bakın 11 dakikanın da burada V ve D düzeltmeleri var. Bizim dakikamız 10 olduğu için bu kısımdan girerek bu düzeltmeleri yapacağız. Öncelikle V düzeltmesini yapalım. V düzeltmesinin değerini bulduğumuz zaman G aşağının altına yazıp buradaki toplama ve çıkarma işlemini yapıyoruz. D değerini ise declination'ın altına yazarak toplama ve çıkarma yapıyoruz. Şimdi V değerimizin artı mı eksi mi olduğunu buradan anlıyoruz. Bakın önünde eksi işaret olmadığı için buraya direkt V değerimizi artı olarak yazabiliriz. Şuraya artı işareti koyalım. Yani toplayacağız biz bunu kesin surette. 3.7 değerini V ve D düzeltme tablomuzdan gireceğiz şimdi. Bakın V düzeltmemizi buradan giriyorum. 3.7'yi bulmam gerekiyor. 3.7'yi tam olarak şurada buldum. 0.6 dakikalık bir düzeltme yapmam gerekiyormuş. Bunu hemen G aşağının altına yazıyorum. 0,6 dakikalık bir düzeltme yapılacakmış. Şimdi D değerim 0.9'muş. Bunun artı mı eksi mi olduğunu yine tarih bu tarihteki gezegenimizin olduğu kısımdan artıyor mu, eksiliyor mu declination ona göre artı veya eksi olduğunu belirleyeceğim. Önce biz bunun değerini belirleyelim. Ilgili i̇lgili sayfayı açıp belirleriz. Şimdi 0.9'u bizim V ve D tablomuzdan tekrar girelim. Bakın 0.9 buradaymış. 0.2 dakikalık bir düzeltme yapmam gerekiyormuş. Bunu şimdi dek değerinin altına yazıyorum. 0.2 dakikalık bir düzeltme yapacağım. 29 Mart 2009 tarihli Venüs gezegenimizin bulunduğu almanak sayfamızı açtık. Şimdi Venüs gezegenimize bakıyoruz. 52.7, 51.8, 50.9 bakın bir düşüş var değil mi? Aşağı doğru düşüyor. O zaman biz D düzeltmemize eksi koyarız arkadaşlar. Buraya eksi koyuyoruz. Yani biz bu değerden bunu çıkartacağız anlamına geliyor. GSA değerimizdeki şu düzeltmeye de bakalım. Bakın 289 304 319 değil mi? Venüs gezegeninde artarak gidiyor. O zaman biz buraya artı koyuyoruz. Bunu da toplayacağız. Şimdi toplama işlemlerini ve çıkarma işlemlerini yapalım. Toplama çıkarma işlemlerimizi yaptık. 29 Mart 2009 günü saat 07:10 GMT saatinde Venüs gezegenimizin koordinatları 291 derece 46 dakika e, GHA yani boylam değerimiz 9 derece 52,5 dakika enlem değerimiz declination yani arkadaşlar. Bunu bulmuş olduk. Y aşağımız bizim boylam değerimizi veriyordu. Declination da enlem değerimizi veriyordu. Enlem değerimiz kuzey olduğu için buraya kuzey ifadesini yerleştirdik. Şimdi de güneşin koordinatlarını bulmayı öğrenelim. Yine 29 Mart 2009 günü saat 07:10:10 GMT'de güneşin koordinatlarını istemiş hemen Almanaktan ilgili sayfamızı bulduk. 29 Mart saat 07.de bakın burada güneşimizin değeri verilmiş. Dek değeri de hemen burada 3 derece 27.6 dakika northmuş. Hemen bunu aşağıdaki çizelgemize işleyelim. Saat 7 için değerlerimiz bunlarmış. Hemen işledik. Şimdi bakıyoruz. 283'ten 298 313 diye artım göstermiş. O zaman artım gösterdiğimize göre bizim 10 10 da 10 10 zamanında burası artı olacak. Declination'ımıza bakalım. Hemen 27.6, 28.6, 20 bu da artım gösteriyor. O zaman bu tarafta artı olacak diye söyleriz artmalar ve düzeltmeler yani sarı sayfalardan biz buradaki değerleri bulmadan önce V ve D değerlerini de buraya işleyelim. Onları da aynı sayfaya açtığımız an bulalım. Pratik olmuş olur arkadaşlar. Şimdi hemen güneşimizin en alt kısmına bakıyoruz. Bakın burada SD diye bir kısaltması verilmiş güneşin. Biz bunu ilerleyen zamanlarda işleyeceğiz. Bakın o zaman V düzeltmesi yokmuş. O zaman V düzeltmesini biz güneşin G aşağısına yapmayacağız. Sadece D düzeltmesini yapacağız. Declination kısmına bunu da ekleyeceğiz. Onu da artı olarak bulmuştuk. O zaman D'yi 1.0 olarak yazıyorum. D'miz bizim 1,0 dakikaymış. V'miz yokmuş zaten. Bunu Güneş'te yapmıyormuşuz. Şimdi artmalar ve düzeltmeleri düzeltmeler sayfasını açıyoruz. 10. On, onu buluyoruz. Güneş ve gezegenler de bu kısım. Hemen bu e, aynı e, diğer sorumuzda çözdüğümüz aynı dereceyi de o kısma işleyeceğiz. Öncelikle bunu işleyelim. 2 derece 32,5 dakikaymış. Şimdi denk değerimizdeki değer düzeltmemizi yapacağız. Yani şu artı aşağıda olacaktı. Yanlışlıkla yazdık buraya. Çizik çekelim. Buraya D düzeltmemizi yapacağız. Şimdi de D düzeltmemiz neydi? 1.0'dı. 1.0'ı buradan 10 dakikanın olduğu VVD tablosundan bulacağız. 1.0 burasıymış. 0.2'lik bir düzeltmemiz varmış. Onu da hemen buraya 0,2 dakika diye yazdık ve toplama çıkarma işlemlerini yapıyoruz. Güneşin 29 Mart 2009 günü saat 07:10 GMT'de koordinatları GHA 286 derece 20.7 dakika Declination 3 derece 27,8 dakika kuzey olarak bulduk arkadaşlar. Y aşağı bizim boylanmamız. Declination da oluyordu. Şimdi de bir yıldızın koordinatlarını bulmayı öğreneceğiz. 29 Mart 2009 günü saat 07.10 GMT'de Dipta yıldızının koordinatlarını bulmuş. Çözüme geçmeden önce yıldızımızla ilgili bazı formüller öğrenmiştik ilk derslerimizde. Bu formülümüzü yazalım. GHA yıldız eşittir. GHA Aries artı SHA yıldızlı arkadaşlar. Şimdi biz bunlar bu değerlere şu iki değeri almanaktan bularak GHA yıldız değerimizi bulmuş olacağız. 29 Mart 2009 tarihli almanak sayfamızı açtık. Yıldızlarımız burada sıralı olarak verilmiş. Bizim yıldızımız da Dipta yıldızıydı. Dipta yıldızını buradan buluyoruz. Tam olarak Dipta yıldızımız burada. Şimdi Dipta yıldızımızın arkadaşlar burada neyini görüyoruz? SSH değerini ve declination değerini göreceğiz. Bakın yıldızımızın SSH değeri 348 derece 59.3 dakikaymış. Declination değeri ise soğut 17 derece 56.2 dakikaymış. Bunları şimdi ilgili yerlere not alalım. SHA yıldız ve declination değerlerimizi ilgili yerlere yazdık. Şimdi GHA ariyesimizi bulmamız lazım. Yine 29 Mart 2009 tarihindeki almanaktaki ilgili sayfamızı açtık. GSA Aries'imiz burada. Daha önce zaten hesaplamıştık. Bu hesaplamada tuttuğumuz notumuz burada arkadaşlar. Kaç bulmuşuz? 294 derece 22 dakika. Yine aynı şekilde bu böyle bulmamız gerekiyor GSA Aries değerimizi ve ilgili yıldızın bulunduğu kısma da bunu yazmamız lazım. Şimdi bunu GSA Aries'in olduğu yere 294 derece 22 dakika diye yazıyoruz e haririyesimiz 294 derece 22 dakika olarak daha önce bulduğumuz değeri buraya yazdık Şimdi bu iki değeri topladığımız zaman g aşağı yıldızımızı bulmuş olacağız toplama sonucunda 643 derece 21 dakika 18 saniye olarak G yıldız değerimizi bulduk Eğer 360 dereceden bu şekilde yüksek bir değer bulursak bu değerden 360 dereceyi çıkarmamız lazım o zaman buradan. 360 dereceyi ben çıkarırım. Geşa yıldız değerim 283 derece 21 dakika 18 saniye olarak bulundu. Declination değerim ise 17 derece 56,2 dakika soğut olarak bulunmuştu. Yani boylam değerim GH'a enlen değerim bu Bir sonraki dersimde ise sextantın düzeltmelerinden bahsedeceğim ve bunların hesaplamasını göstereceğim. Anlamadığınız noktaları yorumlar kısmına yazarak sizlere cevap vermeye çalışıyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.